O kadar çok konuşulan bir kelime ki sürdürülebilirlik. Bu kelimeyi kullanan herkese ben şeyi sormak istiyorum öncelikle. Neyi sürdürmek istiyorsunuz hayatınızda ya da etrafınızda? Hani nedir sizin bu kadar en çok endişe edeceğiniz şey nedir? Ben yaptığım şeyde beni besleyen, ilham aldığım, hatırladığım çocukluk anılarımdaki lezzetleri, mutfak kültürünü ve gelenekleri sürdürmeye çaba gösteriyorum. Her şey değişiyor, her şey dönüşüyor zaman içinde. 10, 20, 30 yıl önce ne idiysek, ne yaşıyor idiysek, ne kullanıyor idiysek her şey değişti ve dönüştü. Yaptığım iş adına düşündüğüm zaman yeme içme alışkanlıkları da değişti. Fakat iyiye doğru mu değişti, dönüştü? Bence hayır. Ben eğer çocukluk anılarımda küçükken hatırladığım lezzetleri bulamıyorsam, o sulu sulu lezzetli kayısıyı bulamıyorsam şu anda ya da artık mevsiminde olmaktan çıkıyorsa bir sebze ya da meyve, burada bir sorun vardır. Demek ki biz bir şeyleri sürdürebilmek için başka bir şeyleri yok etmeye çaba gösteriyoruz. Ben yaptığım iş çerçevesinde bunu nasıl değiştirip dönüştürebilirim? Nasıl yok olmak üzere olan bir kültürü, bir geleneği, bir etiği nasıl tekrar hayata getirebilirim? Ona bakıyorum. Çocukluk zamanımızda hatırladığımız hiçbir şeyin esansını bozmadan yeniden yorumlayabilmemiz gerekiyor. Aslında güncelleyebilmemiz gerekiyor. O alışkanlıkları çok değiştirmeden, çok dönüştürmeden, o esansını yok etmeden, günümüz koşullarına göre, teknolojimizle, yeni tekniklerle, bakış açılarıyla, daha tasarımcı bir ruh ile gelecekte kabul edilebilecek bir hale dönüştürebiliyor muyuz, dönüştüremiyor muyuz? Ona bakabiliyor olmamız lazım. Biz Neolokal'i açarken her gün yeni bir şeyler öğrenebileceğimizi düşünerek açtık. Evet, ben kendimi sınırlıyorum sadece Anadolu mutfağı yaparak. Mutfak kültürümüz o kadar uçsuz bucaksız bir okyanus ki her gün yeni bir şeyler öğreneceğinizi kabul edebiliyor olmanız lazım. Yoksa kendinizi geliştiremezsiniz. Sanıyorum bu bize takdir edilen yıldızlar da her gün daha iyiye gittiğimiz için bir noktada artık uygun olduğumuzu düşündüklerini varsaydığımız bir takdir meselesi aslında. Bahçe projemiz İstanbul'un tam merkezindeyiz şu anda. Ama buradan 25 kilometre ötede Kilyos'ta zamanın vizyoneri atamız. O bölgede Balkanlardan göç etmek durumunda kalan ailelerin her birine kendilerini besleyecekleri kadar birer toprak vererek, birer dönümlük toprak vererek orada bir aile tarımcılığı uygulamasına başlamış. Ve oradaki bahçelerden bir tanesi de Beyhan Uzun Çarşılıoğlu'nun ekibinin, ailenin, Neolokal ekibinin toprağa dokunmasını öğrenebilmesi, toprağın döngüsünü fark edebilmesi ve o döngüden gelen her türlü ürünün, meyvenin, sebzenin mutfağa nasıl adapte olabileceğini bilmesi adına bu bahçede çalışmalar yapıyoruz. İşin herkesin ağzında olan diğer kısmı, işte atıklar, başka başka sürdürülebilirlik çalışmaları, bunlar zaten her restoranın uygulaması gereken şeyler bize göre. Evet, biz de kendi adımıza yapıyoruz. Biz de o yönetimi gerçekleştiriyoruz ama biz bunu hani sürdürülebilir olalım diye yapmıyoruz. Bunu her insanın yapmak zorunda olduğu, dünyaya, yeryüzüne ve toprak anaya borçlu olduğu bir şey olarak yapmamız gerekiyor. Bence herkesin yapması gerekiyor ki zaten bana göre yapan herkes yeşil yıldıza sahip. Önemli olan gerçekten neyi sürdürebildiğini, sürdürmek istediğini bilen bireyler yetişsin bu toplumda. Neyi sürdürmek istediğini bilen restoranlar olsun bu toplumda. O zaman zaten geleceğimiz çok daha parlak olacaktır. Bu sadece restoranla alakalı bir şey değildir. Bu restoranı tüketmeye gelen tüketiciyle ilişkili bir şeydir aynı zamanda. Sürdürmeye çabaladığı şeyi tüketiciyi de dahil ettiği bir kurguya doğru yönelmesi gerekir. Ne yazık ki maalesef hepimiz tüketim çılgınlığı içinde bir birey olma haline dönüştük aslında.
Ama burada bir şeye dur diyeceksek hep beraber dur diyebiliyor olmamız ve her birimizin, tüketici ve üreticinin birbirini anlayışla karşılayarak bunu doğru biçimde elimine ederek geleceğe taşıması gerekiyor. Biz atıklarımızı ayrıştırabiliyoruz evet ama aynı zamanda yerel yönetimlerin de bizimle işbirliği içinde çalışarak bu atıkları doğru toplayıp doğru yerlere götürebiliyor olacağı bir sistemin kurgulanabiliyor olması demek. Sürdürülebilir evet ama bizim anlayışımızı, zihniyetimizi değiştirebilmemiz gerekiyor. Yönetim biçimlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Birbirimizi yönetebilme, birbirimizle iletişimde olabilme biçimlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Ancak o zaman olur.